ve salatu vesselamu ala hayri halkillah. Çok değerli hocalar, öğrenciler, Cenab-ı Hak birlikte geçireceğimiz dakikaları rızasına muvaffak kılsın inşallah. Sizler gençsiniz. Şimdi hayatın ne demek olduğunu pek anlamıyorsunuz. Benim sizlerle geçireceğimiz dakikaları Allah rızasına muvaffak kılsın sözümü belki biraz şey buldunuz. Fakat belli süre sonra bizim yaşlara geldiğiniz zaman bu sözün değerini anlayacaksınız. Biliyorsunuz biz bu dünyaya belli bir süre geldik. Bu yaşayacağımız süre muvakkat. Başı belli, sonu belli. Ve eksilmez, uzatılmaz. Ve bu dünyaya da biz liyebluveküm eyyüküm ahsenü amela, hanginiz daha iyi iş yapacak diye imtihan için gönderildik. Bunu Allah açık söylüyor. Sonra sümme letüs elinle yevmeyzin anin ne'in, her nimetten mutlaka hesap vereceksiniz. Hesaba çekileceksiniz. Tekasür suresinde her gün okuyorsunuz namazlarda. Nefes almasak yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermesek yine yaşayamayız, çatlarız. Nefes almak nimettir, vermek nimettir. Kur'an-ı Kerim'de la tüselünne tekit lamları var, nunları var. Her nimetten hesap vereceğiz. Her nefesimizi nerede geçirdik? Bize Allah tek tek soracak. Onun için şimdi çocuğuz, genciz, şuyuz buyuz diye bu zamanları, nefeslerimizi alıp verdiğimiz zamanları hesabını vererek hareket etmemiz gerektiğini insan sonradan anlıyor. Ondan dolayı o lafı ettim. İnşallah size değerli vakitlerinizi ayırdığınız güzel şeyler söylerim. Cenab-ı Hak bana güzel söylesin. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Firavun'a giderken, siz Firavun değilsiniz de, ama o peygamberlerin dualarını biz önde kalabiliriz. Pek güzel konuşamazmış. Rabbi şrahli vahlul ugdeten min lisani, kalbime genişlik ver, dilimin bağını çöz ya Rabbi diye dua etmiş. Amerika'da bulunduğum sırada bir yerde böyle konuşurken bu duayı okumuştum. Pakistanlı profesörmüş adam. Biz dedi Firavun muyuz dedi. Yok dedim, siz Firavun değilsiniz ama Musa Aleyhisselam duasını dedim ben örnek alıyorum. O dua örnekleri, Kur'an'daki dua örnekleri en güzel dua örnekleri. Onun için dedim dua ediyorum. Evet, onu şimdi söylüyorum. Allah güzel söylesin, dilimin bağını çözsün. Şimdi bu ömrümüzün gençlik dönemi en kıymetli, en değerli zamanlarımız. Görüyorsunuz bak, konuşmaya başlarken 10 defadır öksürüyorum. Yarın siz de aynı şeylerle, hallerle halleneceksiniz. Gerçekte bunlar olmuyor. İşte bu en çok güzel şeylerin yapılabileceği, böyle aksamadan, engel olmadan yapılabileceği dönem gençlik dönemi. Ondan dolayı bu gençlik döneminin değerini çok iyi bilmek lazım. Evet. Şimdi bir müminin en arzuladığı şey, hedefi nedir? Allah'ın rızasını kazanmak ve ebedi saadete ermek, cennete girmek. Bunun da en güzeli, en çok sevap kazanılan yol fi sebilillah, cihad etmek.
o yolda şehit olmak. Fakat bu her zaman olmuyor. Allah bir daha da Çanakkale'yi göstermesin. Mehmet Akif de diyor, bu şiir bana bir daha yazdırmasın Allah diyor. Bu en yani bir anlık anda bir damla kan, ilk şehit kanıyla tüm günahlar siliniyor. İkinci akan damla kanla da cennet makamlarını görüyorsunuz. Şehit böyle müjdeler var şehit için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrü hep cihatlarla geçmiş. Bizim gibi konforlu karyolalarda yatmamış. Ortopedik döşeklerde yatmamış. Gece gündüz hep cihatla uğraşmış. Şimdi bir cihada giderken genç bir adam, şöyle 26-27 yaşlarında bir adam, koşmuş gelmiş ordu hareket edince. Peygamberimiz demiş, ben de katılacağım ya Resulallah. Bakmış adam genç. Demiş, evli misin? Evliyim demiş. Çocuğun var mı? Allah'a emanet, 3 tane çocuğum var ya Resulallah. Sen demiş, o çocuklarını buraya katılırsan kime bıraktın? Allah'a bıraktım demiş, kimse yok. Hani bir de amca, baban var mı, annen var mı? Yaşlı bir kimse var mı? Onların başına çoban, dikecek diktiğin çoban olarak birisi var mı? Yok demiş, Allah'a bıraktım. Sen demiş, git onların ekmeğiyle, aşıyla, terbiyesiyle, eğitimiyle uğraş. Bu senin için aynı bizim seferimiz gibi. Yani gençliğin eğitimiyle, çocukların eğitimiyle uğraşmak, Efendimizin lisanıyla sabit, yani cihat etmeyle denktir, eşittir. Kolay değildir, zordur. Ben de onlar hakkında size bir takım şeyler söyleyeceğim. Evet, şimdi biliyorsunuz insanın devreleri var. Cenin, ana rahmindeki ceninden hoca, oğlumuz okudu Kur'an'da. Ondan sonra ana rahmindeyken cenin deniyor buna. Doğduktan sonra sabi deniyor buna. Evet, bu sabi çocuk yaptığı hareketlerin sonucunu ayırt edebilecek yaşa gelince, yani temiz yaşı deniyor ona. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaş diye söz ediyor. Ama günümüzde çocuklar çizgi filmler seyrediyorlar. Çabuk gelişiyor zihinleri. Yani şimdi 4 yaşında bir çocuk büyüklere taş çıkaracak şeyler söylüyor. O çizgi filmlerin böyle kafa çalıştırmaya, bilgiler edinmeye çok etkisi var. Şöyle bir şey, kriter koyabiliriz. Bir çocuğa para veriyorsunuz, bakkala gönderiyorsunuz. Bu parayla işte şu kadar ekmek al, şu kadar şeker al, tuz al, kibrit al falan. Birkaç madde söylüyorsunuz. Çocuk bu söylediğiniz şeyleri şaşırmadan, karıştırmadan alıp gelebiliyorsa bu çocuk mümeyyizdir. Temyiz yaşına ulaşmıştır. Yani illa 7 yaşını beklemek şart değil. Ayırt edebiliyorsa, böyle karıştırmadan iş yapabiliyorsa, bu 4 yaşında da olabilir, 5 yaşında da olabilir. Efendimiz Peygamberimiz 7 yaş diye bunu şey etmiş. Namaza alıştırma babında söylüyor bunu. Hani daha evvelde olabilir. İşte buna temiz yaşı, sabilik döneminden sonra temiz yaşı diyoruz. Temiz yaşı buluğ devresine kadar sürer. Buluğ devresi erkeklerde rüya görmek, ki Anadolu'da buna hamamcı olmak derler erkekler. Kadınlar, kızlarda da ay hali görmek ile son bulur. O zaman erginlik yaşına, sorumluluk devresine girilmiş olur. Bu da işte ülkeden ülkeye değişir. Kanunlarda da, bugün kanunlarda da Türkiye'de 15 yaş civarı, 18 yaş reşitlik kabul edilmiş medeni kanunda. Ama Helsinki'de, kuzey ülkelerinde 25 yaş. Yani 25 yaşına kadar bizim 18 yaşındaki gencimizin kapasitesine ulaşamıyor
İklim değişikliği bunda etkilidir. Yani bu söylediğim kriterler, erkeğin rüya görmesi, kadının, kızın hay hali görmesi, sorumluluk yaşı, temiz yaşının sona ermesidir. Gençlik yaşı, gençlik başlıyor. Gençlik de 30-33 yaşına kadar sürüyor. O döneme gençlik dönemi deniyor. 33 yaşından sonra 50 yaşına kadar olan dönem kühulet devri, olgunluk devridir. 50 yaşından sonra da ne kadar şu dese bu dese yaşlılık dönemi başlar. Böyle insanın hayatı çeşitli şeylere bölünüyor, kısımlardan ibaret. Evet, şimdi İslam'da gençlik din eğitimine çok önem verilmiş ve dedik ki gençliğin eğitimiyle uğraşmak Çanakkale'de savaşmakla bir tutulmuş Peygamberimiz tarafından zordur. Zordur, bir anlık mesele değildir. Zamanla olacak şeydir. Son derece dikkat ister, bilinçli hareket ister. Bu işi ta şeyden başlatmak lazım. Evlenmek üzere harekete geçen kız veya oğlan ta o zaman iyi bir evlat, ki evlenmek biliyorsunuz nesil yetiştirmek, çoğaltmak için, insan neslinin devamı için yapılır. Zevk için değil, insan neslinin devamı için yapılır. Çünkü Cenab-ı Hak ekin ekmekten bahsediyor. Tarlaya ekin ekmekten, ondan bahsediyor. Evli adamların ilişkileriyle, yani ekin, bir tane tohum atıyorsunuz, kaç tane başak oluyor? Çoğalma. İslam neslinin çoğalması, insan neslinin çoğalması. Cenab-ı Hak bu kainat düzenini şeye kadar, kıyamete kadar devam ettirecek. Dünya düzeni de insan için vardır. İnsan için vardır dünya düzeni. İnsan olmazsa dünyanın hiç düzeninden söz etmeye gerek yok. İşte insan dünya düzenini, kainat düzeninin devamı için Allah'ın bu iradesi kıyamete kadar insan nesli devam ederse olacak. Bu nedenle evlenen gençler Allah'ın kıyamete kadar düzenin devam etmesine vesile oldukları için Allah'ı memnun ederler. Peygamberi sevindirirler. Çok güzel iş yaparlar. İşte evlenirken iyi bir gençlik, İslam'da güzel bir insan nasıl olur? O zamandan başlanıyor. Bir kere asluhu nesluhu denir Anadolu'da. Kız tarafı da, oğlan tarafı da nesline, ailesine bakacak. İnanç, kültür, adet, gelenek, görenek bakımından nasıl bir aile, nasıl bir sülaleden geliyor? Çünkü insanlar bu yetiştikleri, mensup oldukları ailelerin özelliklerini taşırlar. Bunları değiştirmek çok zor olur. Yani hiç olmaz demiyoruz ama çok zor olur. Bu güzel bir aileden, güzel bir gelenekten, kültürden geliyorsa işler kolaylaşır. O bakımdan oğlan tarafı da kız tarafı da nasıl bir aileden geliyor, nasıl soyu sopu, nasıl kültürü, nasıl gelenekleri, nasıl, bunu çok iyi araştırmalı. Ondan sonra Efendimiz bunu tabi biliyorsunuz, ya malı için, ya güzelliği için, ya dini iman için evlenir diyor. Siz diyor ahlakı güzel olana tercih edin. Ahlak güzel olan şeysi bu. Bunu kastediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ha bu iyiyse ondan sonra tabii fizik güzelliğine bakabilirsiniz. Boylu mu, poslu mu, ela gözlü mü, kara gözlü mü, efendim şişman mı, zayıf mı, çok mu konuşuyor, az mı konuşuyor? Bunlar, bu da hakkınız. Bu da hakkınız. Erkeğin de hakkı, kadının da hakkı. Dinde var yani. Bir sahabi gelmiş, demiş ya Resulallah ben evleneceğim. Kimle demiş? Önemli değil. Siz hangisini derseniz ona olmaz demiş. Git bak, beğendiğini bana söyle. Ben o zaman çöp çatanlık yapayım, aracılık yapayım. Evet, dinde var yani bu. Edebilirsiniz. Tabii bu seçme işi dinimizin kuralları.
çerçevesinde olacak. Yani maalesef Diyanet İşleri'nin de din kurulunda görevli bir arkadaşımız İslam'da flört vardır dedi. Flörtü anlamıyor. Ben Fransa'da çok kaldım. Flört Fransa bir kelime. Flört yani bir kızla beraber olacaksınız. Bir Uludağ Oteli'ne gideceksiniz. Bir hafta yatıp kalkacaksınız. Ondan sonra anlaşamadık. Yok, İslam'da bu yok. Böyle bir flört yok. Yani tarafların birbirini seçmesi böyle İslam'da kesinlikle yok. Yolda giderken umumi yerlerde düğünde, bayramda boyuna, posuna, kilosuna bakacaksınız. Fiziki görünüşlerine bakacaksınız. Daha yakın ilişki için gene konuşabilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Fikrini, zikrini, kültürünü anlamak için. Ama gene İslami kural, nikah düşecek bir kadınla bir erkeğin kimsenin giremeyeceği kapalı salonda bulunmaları halveti sahiha zinadır. Benim doktora tezim ceza hukukudur. Halveti sahiha zinadır. Eline dokunmasanız dahi dinin kuralı bu. Zina sayılır. Zina sayılır. Bundan dolayı bu bilgiler bugün bilinmediği için şimdi camiye gidiyorsunuz. Din görevlisi temiz olun, kardeş olun, birbirinizi sevin. İyi hocam da bu dinin bir de şu günah, şu haram, şu helal diye hükümleri var. Hiç bundan bahsedilmiyor. Dinin hükümleri unutturuluyor. Evet, bu ahir zaman alametidir. Onun için dinin hükümleri, fıkıh hükümleri bilinmediği için haram, helal hükümleri bu konuda işte tasavvuf denen, tarikat denen yollar var. Efendim 5 vakit namazın yanına 5 daha ilave ediyor. Sabah kadar uyumuyor. Şu kadar zikrediyor. Mecbur olmadığı halde. Buna tasavvuf yolu, tarikat yolu deniyor. Böyle bir sürü adam var şimdi. Ama bu yolları bilmedikleri için hep günah işliyorlar. Elin karısının kızına ders tarif edecek. Şöyle namaz kıl, şöyle zikredecek diyecek. Bu kural bilmiyor. Odasını alıyor elin karısını kızını. Zina ediyor. Bu benim fetvam değil. Bu İslam dininin kuralı. Evet, bir nikah düşecek kızla, kadınla nikah düşecek erkek, bekar veya evli, böyle kimsenin giremeyeceği kapalı odada kalırsa bu zina sayılır. Evet, bunun hukuki sonuçları var. Bunun doğuracağı sonuçlar yazılmış bütün fıkıh kitaplarında. Maalesef bunlar bilinmiyor şimdi. Her ezbere şeyler yapılıyor. Evet, işte arkadaşımız bir din kurulu üyesi. Adı da profesör. Geldi geçti, adı lazım değil. Flört yapılabilir İslam'da da. Olamaz flört. Anladığım gibi Fransa'da medeni kanunda deneme süresi vardır. Evlenirsiniz. Kadınla bir ay, iki ay hayat sürersiniz. Anlaşamadığınız zaman ayrılabilirsiniz. Medeni kanunda hüküm var böyle. Fransa medeni kanunda. Bu İslam'da olmaz. Böyle şey olmaz. Bu öyle boya küpü değil. Önemli meselelerdir. Neyse, yani bunları bilmek lazım. Şimdi seçme derken bunlara dikkat edeceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Nikah düzecek erkekle bir kız, bir kadın kimsenin giremeyeceği, izinsiz giremeyeceği bir odada yalnız kalamaz. Bu şartlara uyaraktan genel yerlerde şurada burada konuşabilir, fikrini ölebilir, zikrinebilir, boyunu posunu ölçülebilir. Tabii öpüşmek, sevişmek falan bunlar asla. Bunlar asla yok dinde. Dedik ya kapalı odada hiç elle dokunmasa bile zina sayılır. Bu şekilde çok ince konuları araştırmak istiyorsa taraflar ya kardeşini gönderecek ya anasını gönderecek. Bir yanına, onun yanına girebilecek. Bir kimseyi gönderecek, yakından bunları tahkik edecek. Bu şartlarda onu araştırabilir. Araştırdıktan sonra evet, öyle diyor Peygamberimiz. Çocuklarınızı aptal kadınlardan emzirmeyin. Sütten aptallık geçer. Anası çok zekiyse zeka da sütten geçer. Tabii tarafların bu karakterleri, oluşumları çocuk onların sonucu ona da geçiyor. Bakıyorsunuz deha sahibi bir adamın çocuğu da dahi oluyor. Bundan rolü var. %100 böyle değil ama büyük etkisi var. İşte bunları seçeceksiniz.
Evet, şimdi bunları anlatıyoruz. İyi bir gençlik, güzel bir gençlik. İslam'da gençlik nasıl olur? Temeli ta oradan başlar işin. Böyle seçeceksiniz. Aa, bu kızın babası çok zengin. Oğlan öyle diyor. Şimdiki kanaati söylüyorum. Bu kızı ayarlarsam köşeye dönerim. Dönemezsin. Yanlış hareket ediyorsun. Ben avukatlık yaptım yıllarca. Oradan da çok iyi biliyorum. Halkın ne düşündüğünü, neler yaşadığını ondan söylüyorum. Köşeyi dönemezsin. Kesinlikle yanlış. Parayla her şey bitmiyor. Evvela dedim ya, asluhu nesluhu. Sonra ne düşündüğü, karakterini. Bunlar tamamsa ha, o fizik güzelliği. Fizik güzelliği olduktan sonra ha, bir de zenginse iyi vallahi. Hayır demedik yani. Hayır demedik. Ama bu en son gelecek noktadır. Sonra evlenmek rızık sebebidir. Yani illa parayı ön plana almak mutlu etmez. İyi gençlik yetişmesine sebep değildir. O başladığımız sıra çok önemlidir. Peygamberimizin böyle seçilecek. Evet, şimdi seçildikten sonra biliyorsunuz evlenmek Allah'ın emridir. Fenkihu, bekarlara emrediyor Allah. Evleniniz. Fenkihu ma taba lekum minen nisa'i. Kadınlardan helal olan, hoşunuza gidenlerden evleniniz. Şimdi zaten zor geçiniyorum. Bir de avradın derdimini çekeceğim ben, geçim sıkıntısı falan. Evlenmekten kaçanlar var. 30, 35, 40 yaşında adamlar var. Hayır, yanlış. Onun için Cenab-ı Hak ve enkihul eyyame minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum in yekunu fukara yunihimullah. Ey veliler, analar, babalar, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, böyle evlilikten kaçan bekarlarınızı evlendiriniz. Onlara emir vermiş Allah. Evlenmek çok önemli. Çok önemli. Dünya düzeni, insan neslinin devamına bağlı çünkü. Evet, evlenmekten kaçmak yok. Tabii uygun olanlar evlenecek. Müsait olanlar evlenecek. O takdirde hemen evlendiriniz. Velilere emir vardır. Evet, bu işi yapanlar Allah'ın bu emrini yerine getirmiş olurlar. Peygamberimiz de nikahü sünneti femen ralibe an sünneti feleyse minni. Evlenmek benim adetimdir, sünnetimdir. Kim evlenirse benim sünnetimi icra etmiş olur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Feleyse minne. Minni. Evet, benden değil. Çok ağır laf. Evet. Efendim falanca adam evliya, havada uçuyor. Ölçü Kur'an, ölçü peygamberin sözü. Evlenmeyen adam benden değildir diyor. Bu kadar ağır söylüyor. Efendim biz bunu yorumluyoruz işte. Yani Müslüman değildir anlamına geliyor ama öyle değildir yani. Benim sünnetim işlememiştir falan filan. İyi bir iş yapmamıştır diye biz yorum getiriyoruz. Ama motomo tercüme etsek evlenmeyen benden değildir. Müslüman değildir anlamı çıkar. Öyle. Maalesef şimdi öyle adamlar var da benim hocam şeyim evlenmiyor, ben de evlenmeyeceğim diyen bir sürü adam var da ondan söylüyorum. Bunlar Müslümanlığa sığmaz. Dinimizin emri bu. Neyse, böyle evlendikten sonra evet nişan vardır. Ne demek nişan? Hutbe diye geçer. Anlaştınız. Şey ettiniz. Evlenmeye karar verdiniz. Nişan takılır. Ne demek? Kız diyor ki oğlanın taktığı nişan yüzüğünden dolayı, ey erkekler, delikanlılar, benim yarım var, bana bakma, benim yarım var, bana kimse talip olmasın. Oğlan da diyor ki benim yarım var, kimse bana göz dikmesin. Evet, nişanın böyle bir anlamı vardır. İslam'da da vardır. Nikah değildir ama dini bir hüküm doğurur. Nişan takıldıktan sonra o kızı kimse isteyemez, haramdır. Nişan takıldıktan sonra o oğlana hiçbir kız talip olamaz, haramdır. Çünkü artık gönül bağları başlamıştır. Cinayetlere kadar giden kötü şeyler olabilir. Nikah değildir ama böyle dini hüküm doğurur. Ondan sonra düğün vardır. Düğün yapmak dinli vardır. Velime yemek verilir. Eşi dost çağrılır. Şenlik yapılır. Evet, şenlik yapılır. Düğün şenlik demek.
Şenlik de elle olur. Yani tek başına şenlik olmaz. Eş dost gelir, şenlik olur. Ha bunun da ölçüsü var tabii. Bu balo, dans, bu balo, dans Avrupa'dan bize geçmiştir. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Ha kızlar, kadınlar kendi halinde tepinebilirler, oynayabilirler, neşelenirler. Erkekler de kendi hallerinde eğlenebilirler, oynayabilirler. Efendim zıpladın mı iman gidermiş, öyle diyenler var. Evet, siz bunları bilmiyorsunuz. Zıplayınca gidecek iman zaten yok demektir. O da çürük, basit değil. Öyle diyenler var. Oynayabilirsiniz, zıplayabilirsiniz ama erkekle kadın karşı karşıya oynayamaz. وَلَا تُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَ Kur'an'da ayetler var. Kadın güzelliklerini nikah düşen erkeğe gösteremez. Erkek de böyle kadınları ayartamaz. Bu dinde yok. Elin kızıyla karısıyla kucağına alıp da dans edilemez. Bu bizde yok. Evet, böyle düğün yapılacak. Yani kızlar, kadınlar kendi aleminde, kim erkeklerin görmeyeceği yerde kurtlarını dökebilirler. İstediklerine oynayabilirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde bile kızlar bir bayram gününde şeyler söylüyorlarmış, şiirler. Efendimiz girmiş, hiç sesini çıkarmadan köşeye oturmuş. Arkadan Ebu Bekir gelmiş. Ne demiş peygamberin evinde? Şeytanın mizballarını mı? Sus demiş. Elleme, gençlerin zevkine engel olma. Evet. Evet, peygamberin evinde bile gençler şenlik yapmışlar. Camide bile peygamberimiz gençleri güreştirmiş. Camide yahu olabilir. Ama meşru sınırlar içerisinde olacak bu iş, arz ettiğim gibi. Böyle düğün olacak. Yemek verilecek. Yemek verilecek. Ama aslan sütü yok. Rakı şarap yok. Evet, içki yok. Dans yok, şu yok, bu yok. Bunlar dinde yok. Böyle olursa bu bid'attır. Bid'at iş sahiplerinin de biliyorum amelleri boşa gider. Bid'at sapıklıktır. Sapıklık da cehennemdedir diye hadis-i şerif var. Ve de mahşer gününde herkes susuzluktan dudaklar çatladığı zaman müminler yevme teral müminine yes'a nurhum beyne eydihim ve bi eymanihim önlerinde nur sallanır yürürler. Havz-ı Kevser'e giderler. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilerin ellerinden, ümmetel müminin ellerinden Havz-ı Kevser'den içerler. Biri içen bir daha susamaz. İşte o zaman ben de Müslümanım, ben de müminim. Gider, o da gider, arkadaşlarını görür. O da gider, tam dudağı çatlamış, böyle kurumuş. Havuzdan içtiği sırada kuvvetli bir pençe onun ensesinden yakalar, çekerler der. Melek onu görevli su içmeye engel olur. Peygamberimizin Buhari Müslim hadisidir bunlar. Peygamberimiz ona der ki o benim ümmetim. Ya Resulallah nereden tanıyacaksın? Peygamber irtihal buyuralı 1400 sene oldu. Nereden tanıyacaksın? Abdest azalarından tanıyacağım. Abdest suyu değen yerler nurlu olacak. Benim ümmetim yüzleri nurlu olacak. Kolları nurlu olacak. Oradan tanıyacağım. Evet, abdest ağzı suyunun değdiği yerler nur, oradan tanıyacağım. İşte o zaman benim ümmetim. Ya Resulallah bunu ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptı? Bid'at işledi. Senin sünnetlerin işte düğünde sen düğün velime izâ du'itum ilel velimeti felem yücib fakat asallâhe ve rasûlehu fakat asallâhe abel kâsım hadis-i şerif bu. Düğün yemeğine davet edildi de bir Müslüman gitmedi mi, mazeretsiz gitmedi mi, Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur. Bu derece fakat, kat var, kesin. Fakat asallaha ve Resulü. İsyan etmiş olur. O dereceden düğün bayram elli olur. Gideceksin onun sevincini artıracaksın düğününe. O da seninkine gelecek. Bir araya gelecek Müslümanlar, kaynaşacaklar, sevişecekler. Evet, böyle önemli ama bid'at olduğu zaman bilhassa siz din adamı olacaksınız, gidemezsiniz. Evet, şimdi ben televizyon dolayısıyla dünyanın her tarafında tanınıyorum. Hiç hürriyetim kalmadı. Evet, şeydeyiz efendim,
Çin'deyiz. Orada Türkler var. Bizi davet ettiler. Ben namaz kılarken sol ayağım öndeymiş. Farkında değilim. Sağ ayağımla sol ayağım denk olması lazım ya. Sol ayağım öndeymiş. Geldiler de namaz kılarken sol ayak önde mi olacak? Ha dedim. Her şeyime bakıyor, görüyor musunuz? Siz de din adamı olacaksınız. Din adamının her hareketi örnek alınıyor. Ondan sonra ben şimdi namaza durduğum dikkat ediyorum. Çünkü yanlışa örnek olduğum zaman anamı ağlatacaklar. Evet, aynen böyle. Anamı ağlatacaklar. Sen sebep oldun buna diye. Siz de buna dikkat edeceksiniz. Özgürlüğüm kalmadı benim. Dikkat ediyorum. Mecbursunuz. Buna mecbursunuz. Ama muazzam bir meslek sahibisiniz. Size yağ çekmek için söylemiyorum. Evet. Siz Ansarullah'sınız. Ne demek? Allah'ın yardımcılarısınız. Allah yardıma muhtaç. Hayır efendim, estağfurullah. Allah Samet'tir. Yardıma muhtaç değildir. Ama din adamlarına, İslam dini Allah'ın dinidir. İslam dinini, Allah'ın emirlerini insanlara öğretenlere Allah Ansarullah diyor. Allah'ın yardımcıları ismini veriyor. Yani kim yardımcı alınır? En güvendiğin, en sevdiğin insanlar. Yani Allah sizi en sevdiği, en güvendiği insanlarsınız ki İlahiyat Fakültesini nasip etmiş, Ensarullah ismine layık görmüş. Bu isminize layık olmak zorundasınız. Zorundayız, ben de dahil. Onun için fedakarlık yapacağız. Sıradan bir adam değiliz. Her hareketimiz örnek alınıyor, bak. Hoca böyle yaptı diye hepsinin hesabını benden soracaklar, senden soracaklar. Onun için buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Düğünlerde de böyle dikkat edeceğiz. Başka yerlerde de dikkat edeceğiz. Evet, düğünden sonra evet, nikah. İki Müslüman erkek ve bir Müslüman erkek, iki Müslüman kadın. Müslüman kadınlar yalnız şahit olamaz. Mutlaka birisi erkek olacak. Neden? Müslümanlıkta kadınlar yarım mı, eksik mi? Hayır efendim. Ama bir Allah'ın yarattığı şey var. Şimdi ben Gaziantep'e gittim. Şimdi pek sağa sola gidemiyorum da, gençken orada bizi seven bir adamın evine misafir olduk. Adam yüksek vasıflı bir adam. Hemen onun iki damadı geldi. İkisi de doktor. Hemen birisi dedi, doktor birisi, hocam dedi, bizim hanımlar dedi, seni dinlemeden dedi, bizi göreve göndermiyorlar dedi. Seni o kadar çok seviyorlar diyor bizim evde. Ben de dedim ki, zaten dedim, ben yarım akıllara söz geçirebiliyorum. Şimdi doktor bizi çok seviyor laf etti. Böyle deyince, rica ederim hocam dedi, kadınlar yarım akıllı mı oluyor filan. Ben güldüm. Evet. Anadolu'da öyle derler değil mi? Saçı uzun, aklı kısa. Kadınlar yarım akıllı demezler mi? Niye yani? Bu söylenen bir söz. O da kızdı, rica ederim hocam dedi, kadınlar yarım akıllı mı olur? Demek kılıbık ya herif, kadının emrinde. Onun için karısına laf edince çok kızdı. Ben kızmadım. Dedim ki, doktor bey, şimdi hanımınızla, yenge hanımla gidiyorsunuz yolda. Giderken önünüzdeki adam bandı koyuyor değil mi? Delikanlı bandı koyuyor. Şarkı İngilizce. Bilmiyor. Orada kaptırmış böyle giderken öndeki adama, öndeki yaya vurdu. Değil mi? Öyle olmuyor mu canım? Sesinden ben apartmanda duramıyorum. Sokakta geçen otomobildeki sesten apartmanda duramıyorum. Sonuna kadar açıyor, başlıyor böyle yapmaya. Kafayı takıyor oraya. Halbuki ne dediğini bilmiyor. Halbuki orada homoseksüellik şarkısı o. Anlamıyor. Pis ahlaksız şey. Giderken bir yaya çarptı. Ben böyle şeyin davasına girdim de onun için söylüyorum. Çarptı. Kız, genç bir çocuğun, kız çocuğun kafasını kopardı. Kelle 50 metre ileriye fırladı. İlk çığlığı kim atar dedim? Hanım atar dedi. Doğru değil mi?
erkekle şeydir ya, duygusal değildir. Çok böyle yavaştırlar. Kadın hemen bağırır. Kelle 50 metre ileri gitti ya kız çocuğun kellesi. Dedim gene böyle gidiyorsunuz. Çok güzel bir şey oldu. Önümüzde bir manzara oldu. İlk gülen kim olur dedim. Hanım olur dedi. Peygamber bunu söylüyor. Kadınlar duygusaldır. Akıllarını, duyguları örter. Yoksa akıllar eksiktir demiyor. E o zaman doğru. Tabii doğru. Allah yalan mı söyleyecek? Peygamber yalan mı söyleyecek? Yani kısa akıllı demek bu. Kadınların duygusallığı sebebiyle akıllarını örter duyguları. Ondan dolayı mutlaka bir erkek bulunduruyor. Ya kızı çok sever ya oğlanı çok sever. Duygusal hareket eder, kafasını çalıştıramaz. Onun için şahitlikte mutlaka bir erkek bulunacak arkadaş. Ha olacak duygusallıktan dolayı. Bir erkek veya iki kadın, yani 400 kadın olsa olmaz. Onların huzurunda taraflar kesin olarak evlendiklerini irade beyan ederler. İradelerini beyan ederler. Evet arkadaşlar, hocalar fetva verse de evetle dini nikah olmaz. Evet. Çünkü oui, si, Fransızca evet. Oradan tercüme ettik ki medeni kanunu İsviçre'den geniş zamandır. Şimdi mi evet? Bir hafta sonra mı evet? Bir ay denedikten sonra mı evet? Evet sözü bunların hepsine ihtimallidir. Halbuki nikahsız birleşmek innehu kâne fâhişe ve lâ takrabu zina. Zina yapmayın değil. Yanına bile yaklaşmayın diyor Allah. Çok çok çirkin bir fâhişedir. Kötü bir şeydir bu. Böyle bir şey nikah olunca farz oluyor. İbadet oluyor. Sevap oluyor. Evet. Sahabe demişler ki ya Resulallah ya ibadet olur mu be? Zevkimizi tatmin ediyoruz. Ne güzel mantık. Siz bu zevkinizi haramda tatmin etseydiniz günah olacak mıydı? Olmaz mı ya Resulallah? O zaman helalda tatmin ederseniz de ibadet olur diyor. Ne güzel söylüyor mantıken. Evet, günah olan şey ibadet oluyor. Ne ile? İkah akdiyle. Onun için bu akdin kesin olması lazım. Yorum götürmeyecek şekilde kesin irade beyanı ota koyması lazım. Arz ettiğim gibi evet, Fransız'da deneme maddesi var. Fransız Medeni Kanunu'nda. Evet, denedikten sonra biz anlaşamadık. Var kanunlarında. İslam'da öyle şey olmaz. İslam'da öyle şey olmaz. Onun için kesin olacak. Evet de olmaz. Ya hocam işte 400 tane davete bastırılmış adam. Olabilir. Nahnu nahkumu biz zahir. Vallahu ya'lemu serahir. Bizde ağızdan çıkana, hukukta ağızdan çıkana, ortada olan şeye göre karar verilir. Ağızdan çıktığın şeye göre, mesela birisi senin ananı, avradını diye küfretsen, adam seni dava açsa, evet, hakim bey ben şaka yaptım ya, arkadaşım ya, 20 yıllık arkadaşım, dinler mi lan? Anasını avradını söylediğin adama basar mı, cezayı basmaz mı? Ağızdan çıkana göre karar verilir. Hukuk budur. Onun için bu söz, söylenen söz önemlidir. Niyetleri Allah bilir. Kalplerdeki sırları Allah bilir. Bugün hukuk da budur. Ortadaki şeye göre karar verilir. Onun için İslam'ın hükmü çok güzeldir. Bu evet de olmaz, ihtimallidir. Haramı farz yapan, ibadet yapan bir kelime bulacağız. Evet, eş olarak ben buna vardım diyeceğiz. O da ben bunu eş olarak aldım, kabul ettim diyeceğiz. Dımlayacağız yani. Dımlamazsanız olmaz. Böyle ihtilaflıdır. Hocalar fetva verse de hukuk böyledir. Onun için bir evlendirme emri önünde. Sen bunu eş olarak seçiyor musun? Kimsenin tersi. Evet seçtim deyin. Evet dedim kanunun emri yerine gelir. Seçtim dedin de dinin emri yerine getirir. Ondan sonra bir tane hoca çağırmaya gerek yok. Zaten dımladın. Nikah bitti. Mesele halloldu. Evet böyle bir nikahtan sonra tabii bu nikahta şahit unsur evet şimdi yani böyle azıcık hoşunuza gidecek söylüyorum arkasından da vuracağım size. Şimdi ben dert babasıyım.
birçok şeyler geliyor. Bana kızlardan, oğlanlardan. Bunlar Müslüman oğlanlar, kızlar. Birbirlerini sevmişler, beğenmişler. Allah şahidimiz olsun, melekler şahidimiz olsun. Ben seni aldım vardım. Böyle nikah olmaz. Bu zina olur. Evet. Ki bunlar Müslümanlığı kimseye vermeyen delikanlılar. Beni bile gevşek bulanlar. Böyle sıkı. Olmaz. Böyle nikah olmaz. Allah'ın görmediği bilmediği yok ama Allah'ın kanunu böyle. İki şahit diyor. Böyle kesin ifadelerle nikah akdi olacak. O nikah akdinde bir de mehir vardır. Kadınlığının bedeli olarak boşanma zorlaşsın diye, oyuncak olmasın diye mali bir külfet erkeğe yüklüyor İslam hukuku. Lan git filan. Yok, mehir var, ödemek zorundasınız. Onu düşüner, düşündüğü için bunu her zaman söyleyemez. Evet, böyle bir de mehir vardır. Konuşmasanız bile otomatikmen mehri vardır. Senin ayarındaki kızlar kaç para aldıysa mehri misil derler buna, mehir vardır. Böyle evlendikten sonra önemli maddeler bunlar. Ondan sonra yatağa girerken bir kere eve girerken besmelesiz eve girmeyin. Çünkü herkesin şeytanı var. Şeytanı Allah kovduktan sonra Adem Aleyhisselam'ı secde etmediği zaman şeytan oldu biliyorsunuz. Evvelce bir cinlerden biri, cennette olan birisiydi. Ama Allah'ın emrine isyan ettiği için onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın, ben ondan üstünüm diye secde etmeyince defol dedi. Defol, şeytan kovulan demek zaten, şatanadan geliyor. O da sen beni bunun yüzünden kovdun, ben de bundan intikam alacağım. Bana müsaade dedi, Allah müsaade senin. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. Hodri meydan, serbest. Ve İblis aleyhillâne'nin takımından her birinize adam görevlendirdi. Diğer sokaktaki gençlere, kızlara, oğlanlara birer tane. Size en az 10'ar tane. Haberiniz olsun. Bana 100 tane. Çünkü bana sapıtırsa cemaati sapıtacak. Onun için hem de bana gelenler kurmaylarından, çok akıllılarından. Size gelenler de öyle. Sizi çapıtmak için böyle şeytanların akıllıları en az 10 tane her birinizde var. Kız oğlan. Çünkü siz ilahiyat fakültesi öğrencisiniz. Dini temsil edecek, öğreteceksiniz. Sizi bir bozuk yetiştirirse sizin cemaatiniz de etrafında toplanda daha hepsi bozulacak. Size çok önem veriyor şeytan. Ama ben hiç korkmuyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim demeden evden çıkmıyorum. Buraya girerken de Bismillah dedim. Şimdi orada dolaşıp duru bak. Görmüyor musunuz? Evet. Kışın da eve girerken besmele çekiyorum. Sabaha kadar soğukta cücüklüyor. Yemek yiyken Bismillah diyorum. Lokma yiyemiyor. Su içerken Bismillah diyorum. İçemiyor. Evet. Besmele çektiniz mi? Evet. Bunları yani ben size kanaatim değil bu. Evet. Ne dedi Kur'an'da? Hafız mısın arkadaş? Kur'an okuyan. Hayır dedi. Ah bir de hafız. Yok mu hafız içinizde? Yok mu ya? Ha şöyle bir tane çıksın be. Hafız çok önemli ya. Evet hafız da biliyorsunuz. Min beyni eydihim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara nüfuz edeceğim. Yollarını keseceğim. Ayet bu ayet. Bana müsaade et, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara nüfuz edeceğim, yollarını keseceğim. Seni buldurmayacağım. Hodri meydan dedi. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. Allah'a sığınmak nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi bir, Allah iki. Evet, Bismillah bir, Errahman, Errahim. Dört kelime, Bismi bir. Allah 2, Rahman 3, Rahim 4. Ne dedi? Ön, arka, sağ, sol. Bismillahirrahmanirrahim dediniz mi? Şeytanın size nüfuz edeceği dört yeri kapıyorsunuz.
Şeytana girecek delik bırakmıyorsunuz. Onun için hiç korkmayın. Bin tanesi gelse bile Bismillahirrahmanirrahim unutmadınız mı? Yanınıza yaklaşamazlar. Buhari Müslim'i okuyunuz. Dışarıdan evinize girerken, yurdunuza girerken, okula girerken peşinizde geliyor o. Evet. Peşinize geliyor. Ama Bismillahirrahmanirrahim dedin mi kapının içine giremiyor. Aynen böyle. La mebite ha huna ve la aşa. Arkadaşlar, besmele çekince burada yer yatak yok. Yeme içme de kalmadı bize. Diğerler diyor peygamberimizin sözü bu. Aynen böyle. Onun için eve girerken Bismillah, okula girerken Bismillah, sınıfa girerken Bismillah, konuşmaya başlarken Bismillah, su içerken Bismillah, yatağa girerken Bismillah. Evlendiniz, yatağa giriyorsunuz. Şeytan orada. Bismillahirrahmanirrahim dediniz, girdiniz mi onlar ne halt edeceksiniz dedin. Böyle yaptınız mı şeytanı kovuyorsunuz. Yoksa şeytan birleşmenizde var. Yok uyum, kapıyı kilitledim, perdeleri kapattım. Sen görmüyorsun lan aptal. Evet, Kur'an'da var. Ve şerikhum fil emvali okulun hafız vel evlat. Onların mallarına da ortak ol, çocuklarına da ortak ol. Ayettir bu. Ve şerikhum onlara ortak ol fil emvali mallarda vel evladi evlatlarda, çocuklarda. Yatağa besmele çekmeden girerseniz şeytanın suyu var hanımefendi. Rahimine dökülen suda şeytanın suyu var. O sudan olacak çocuktan hayır gelmez. Evet. Öğretmeni çok uğraştırır. Polisi çok uğraştırır. Devleti çok uğraştırır. İnsanları hep kötülük için çalışır o. Şeytan suyu var. Yani Hazreti Ömer'in suyunda besmele mi vardı? Hayır. Ama onun muallimi, mürebbisi Muhammed Mustafa'ydı. Şimdi o yok. Onu adam edinceye kadar 23 sene uğraştı peygamberimiz. Kim onun ayarında insan var mı şimdi? Ebu Bekir ayarında insan var mı şimdi? Sahabi ayarında insan var mı şimdi? İşimiz zorlaşır. Hiç adam olmaz demiyorum. Ama şimdi öğretmende iş yok, müdürde iş yok. Profesör denen adam zaten damgalan birisi. Ulan senin besmelesizsin lan. Niye hocada bu kabahatı, hocayı buluyorsun kabahatı? Besmelesiz herif. Hocaya buluyor kabahatı. Çok karşılaşıyoruz bunlara da. Hayır, besmelesiz. Besmele çekmeden yatağa girmeyeceksin. Efendim, şimdi de öyle canım. Şimdi de öyle. Yoksa korkunç rüyalar gösterir sana. Moralini bozar. Besmele çekmezseniz yatağa girerken o işte de besmele çekmeden birleşmeyeceksiniz. Yatağa girmeyeceksiniz. Evet, böylece onu kovacaksınız. Her şeyde bu. İçerken bu. İçerken besmele ve sağ elle. Şeytan sol eliyle yer ve içer. İnne şeytan ye'külü bi şemel ve eşrabı bi şemel. Bizim ilahiyat profesörü televizyonda sol eliyle içiyor böyle. Hayvan. Sen din adamı örneğisin. Allah'ın peygamberi böyle söylüyor. Sen bunu öğretecekken niye soluyla yer içiyorsun? Hem de milyonların önünde içiyor böyle. Soluyla yiyor bizim ilahiyat profesörü. Böyle olmayın. Neden? Bu benim sözüm değil. Lime tekulune ma la tef'alun. Evet. Sen din adamısın. Okuduğunu yapmıyorsun. Yapmadığını yere niye söylüyorsun? Lime tekulune ma la tef'alun. Saf suresinde. Size hesap soracak Allah. O profesör hesap soracak. Hem ilahiyat profesörü hem de sol eliyle milletin huzurunda böyle içiyor. Besmele falan yok. Lime tekulune ma la tef'alun. Sen bu Kur'an'ı öğretiyorsun millete camide ama sen bu Kur'an'a uymuyorsun. Besmele çekmiyorsun. Sol eliyle yiyorsun. Peygamber sol eliyle yemen dedi. Şeytan sol eliyle yer. Çocuklar, evet ben kimseye söylemem. Karışık adamım ben. Evet. İslam hukukundan doktora yaptım. Ticaret hukukundan doçent oldum. İş hukukundan profesör oldum. Karışık adamım ben. Evet. Kiliseye gittim. Ayine katıldım.
Havru'ya gittim. Papazlarla bir oldum. Masonlarla bir oldum. Komünistlerle bir oldum. Öğreneceğim diye. Ne işin aslı diye. İran'a gittim. O peygamberimizin sahabesini sövenlerin arasına girdim. Allah ne küfürler. Böyle yüzü görünmüyor peçeli ama Ebu Bekir'e küfür ediyor. Yüz binler. O Muharrem ayında. Onların arasına da girdim. Evet. En güzeli elhamdülillah bizim yolumuz. Kur'an yolu, sünnet yolu, ehli sünnet yolu. Biz hiçbir sahabeye sövmeyiz. Allah'ın emirlerine, peygamber sünnetlerine uyarız. Onu küçümsemeyiz. Ve böyle söylediğine uymayan, yapmayanlardan olmayız. Olmamak zorundasınız. Çünkü hesap sorulacak. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Dedim ya bak ayağımın önde olduğunu önlük almış. Namazda ayaktayken sol ayak önde mi olacak hocam? Allah Allah hiç farkında değilim. Ha. Ben ona bile dikkat etmek zorundayım. Din adamıyım. Bak ona bile bakıyor. Onu demek istiyorum size. Siz böyle bir konumdasınız. İyi öğreneceksiniz. Öğrendiğinizi uygulayacaksınız. Uyguladıktan sonra söyleme hakkınız var. Allah'ın emri böyle arkadaş. Evet efendim. Şimdi nikah besmeleye girdik. Nikah kıydık. Evin sorumluluğu erkeğe ait. Haram lokma ile beslemeyeceksin karnındakini, rahimdekini, o cenini. Haram lokma ile beslersen adam olmaz, iyi olmaz. Evet, sen de evin hanımı olarak bana helal getir. Haram istemiyorum diyeceksin. Bunu demek zorundasın. Getir nasıl olsa olsun demeyeceksin. Yoksa şimdi bana geliyor. Benim kızım beni dinlemiyor. Oğlum beni tanımıyor. İsyan ediyor. Namaz kılmıyor. Küfür ediyor. Besmeleyi unuttun bir kere. Haram lokma ile besledin çocuğunu. Şimdi bana ne ağlıyorsun? Tılsımlı değneği yok ki bunun. Evet. Bu tılsım değneği bu işte. Güzel nikah, güzel seçme, besmele ile yatağa girme, haram lokmadan uzak kalma, helal lokma ile besleme. Aksi halde işte çocuğu beyhane kapatıyor, randevu evlerinde, kızı şurada burada, kendisi zikir meclisinde sabaha kadar falan diyor. Ondan sonra geliyor, benim kızım diyor, benim oğlum şöyle. Benim dediklerimi tutacaksın, dinin dedikleri bu. Besmelesi yatağa girmeyeceksin, haram lokma yedirmeyeceksin. Aksi halde aha böyle olur. Kızın randevu evi müşterisi olur. Bilmem oğlum pavyon kapatır. Tılsım değneği bu işte bunun. Evet bunlara çok dikkat edeceksiniz. Haram lokma yemeyeceksiniz. Haram lokma yerseniz iş çok zorlaşır. Çok zorlaşır. Aksi halde kolaylaşır. Evet. Ondan sonra buna dikkat edeceksiniz. 9 ay 10 gün sonra çocuk doğacak. Evet. Çocuk doğarken hemen ona bir tane şeytan adam gönderiyor. Bakabilirsiniz. Tirmizi hadisidir. Çocuk doğarken ağlar, bağırır. Doktorlar canlı diye sevinir. Niye bağırıyormuş biliyor musunuz? Hadisler okusanız ya. Ey buradakiler, analar, babalar, doktorlar, şu melundan beni kurtarın. Daha doğarken oynuyormuş onunla şeytanı. Doğarken ona bağırıyormuş o. Beni kurtarın bu melundan diye. Bir doktor bunu bilmediği için canlı, canlı diyor. Tamam canlı olduğum alametidir ama esas bu. Beni bu hainden, iblisten kurtarın diye bağırıyormuş. Tirmizi hadisidir. Yani doğumda olan ebeyseniz, hemşireyseniz, doktorsanız sizi aldıysa akrabası yakın olarak bir Bismillahirrahmanirrahim deyiverin de o melun kavusun çıksın oradan. Çocuk ona bağırıyormuş. Evet ondan sonra sağ kulağına ezan okuyacaksınız. Sol kulağına kamet getireceksiniz. Beyninde ilk yerleşen kelimeler bu iman kelimeleri olsun diye. Ondan sonra güzel at vereceksiniz. Anlamlı güzel at. Kötü at koyarsanız çocuk sizden davacı olacak arkadaş.
Çocuk sizden davacı olacak. Bana gülünç at koydu, rezil etti beni diye. Eynel mefer Kur'an'da var. Bak o benim şey. Yevme yefurul mü'er'u min ahihi ve benihi ve sahibeti ve benihi var ya Kur'an'da. Bu söylediği hep ayet tercümesi. Karısından, kocasından, oğlundan, kızından, kardeşinden kaçar insanoğlu. Neden? Hakkı var. Sen o çocuğa kötü at takarsanız, babam anamdan davacıyım, benim hakkımı versin, davacı olacak senden. Eynel mefer, kaçacak delik yok mu? Ha, arayacaksın ama faydası yok. Evet, güzel at koyacaksınız. Şimdi bana telefon ediyorlar. Kızına at koymuş. Fahişe anlamına geliyor. İlgi çeksin diye kimsenin bilmediği bir kelime. Onlar demişler ki Cevat Hoca'ya sor, televizyonda konuşuyor ya. Sordu. Dedim fahişe ismini verir misin kızına dedim. Estağfurullah dedi. Dedim senin kızın adının manası bu demek. Kızına fahişe ismini koymuşsun. Evet. Manasını bilmeden fahişe adı koymuş kızına. Böyle olmayın. Dikkat çekecek de. Şimdi çok var şimdi böyle. Manası ne diyorsun? Bilmiyorum diyor. Neye koydun o zaman? Hesap soracak o çocuk senden. İyi bir at koyacaksın. Güzel anlamlı bir at. Evet. Muhammed adı, Mehmet adı. Peygamberimiz çok seviyor. Güzel peygamberlerin adları, analarımızın adları, onlardan birisini koyabilirsin. Evet. Böyle şey ettikten sonra besmelesiz süt vermeyeceksin. Besmele çekmezseniz o sütü şeytan içiyor, ortak. Yemeğe, suya ortak. Peygamberin hadisleri bunlar. Besmelesiz süt vermeyeceksin çocuğuna. Evet. Evet. Yoksa kadın besmele çekebilir, evuzu çekebilir. Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz. Besmele duadır. Onu o maksatla söyleyebilir. Söyleyebilir, söylemesi lazım. Yoksa o endi sütte çocuğun şeytan ortak ve o sütten dolayı çocuk büyüdüğü zaman isyankar olur. Namaz kılmaz. Yanlış şeylere hevesli olur. İyi şeyler yapmaz. Besmelesiz sakın ha süt vermeyin. Evet çocuk 3 yaşında 4 yaşında bunlara dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle çocuğunuzun yanında eşinizle kavga etmeyiniz. Evet. Ne anlar bu? Evet. Ben Amerika'da bu hard diski bulan herifi buldum. Ulan dedim nasıl icat ettin bunu? İnsan beynini inceledim dedi. İnsan beynini inceledim, oradan yararlandım. Evet. İnsan beyninde de hard disk var. Söylenilen şeyler oraya gidiyor. Daha sonra çıkıyor. Biliyorsunuz bilgisayarda da hard diske yanlış şeyler giriyor. Siz ona ne diyorsunuz? Virüs değil mi? Bazı virüsler karıştırıyor. Bazı virüsler programı tamamen yıkıyor. Değil mi? Aynen. Haramlar virüstür. Yanlış şeyler virüstür. Bu hard diski insan beynini bozarlar. Siz eşinizle kavga ederseniz lanet karı, aptal herif, eşek, hayvan derseniz ondan gidiyor çocuğa. 3 yaşındaki çocuğun beynine gidiyor. Yerleşiyor. Şimdi hocam biraz abartıyorsun diyeceksiniz. Evet benim saham ceza hukuku, İslam ceza hukuku. Onun için bu konuda gazeteleri hep görüyorum. Bundan 10 küsür sene evvel aranızda Kayserili yok değil mi? Sen duyma lan söyleyeceğim sürü. Kayseri'de 17 yaşında bir çocuk 6 tane adamı öldürdü. Gözünü oyarak, burnunu keserek, kulağını keserek, tırnağını sökerek öldürüyor. Ama böyle öldü, işkenceyle öldürüyor. 7.'yi öldürmek üzereyken yakaladılar. Gazetelere geçti. Benim saham. Şimdi polis yargılıyor, sorguya çekiyor, konuşmuyor çocuk. Polisin birisi katil oldu. Hücreye, aynı hücreye kapattılar onu. Çocuğu niye böyle işkenceyle öldürüyor? Öldürdüklerini. Bunu araştıracaklar. Sebebi ne? Kahraman polis katil oldu.
yani katil sınıfına girdi. Aynı hücreyi kapattılar. Neyse birkaç ay sonra çocukla dostluk kurdular. Çocuk yav dedi arkadaş, dostluk kurduktan sonra yav dedi neden dedi benim gibi dedi herif alnından vurmuyorsun herifi. Neden burnunu kesiyorsun, gözünü oyuyorsun, kulağını kesiyorsun, dırnağını söküyorsun. Bunları sökerken bağırmıyor mu? Feryat etmiyor mu? Sende hiç şey yok mu? Merhamet, şefkat yok mu? Abi merhamet ne demek? Şefkat ne demek? Olan vaka bu. Bu uydurma değil. Abi merhamet ne demek? Şefkat ne demek? Bunu söylüyor adam. Olan. Şimdi polis diyor ki arkadaş yahu seni anan hiç kucağına alıp da öpmedi mi? Anan baban kucağına alıp da seni öpmedi mi? Bağrına basmadı mı? Koklamadı mı şöyle? Yok abi. Benim babam da anam da cahildi. Babam hamallı. Yeteri kadar para kazanıp getiremiyordu. Her akşam evde kavga ediyorlardı anamla. Birbirleriyle deyyus, dürzü, eşek, hayvan ne varsa hepsini söylüyorlardı. Bazen hızlarını alamıyorlardı. Sille tokat giriyorlardı. Öfkelerini yatıştıramıyorlardı. Beni dövüyorlardı. Hiç beni anam babam öpmedi. Kucağını alıp sevmedi, okşamadı. Demek ki çocuğa merhameti, şefkati kim aşılayacak? Anası, babası. Peygamber ne diyor? Çocuklarınızı öpün diyor. Peygamberimiz çocukları öpmüş. Akra bin Habis radıyallahu var. Evet, sakın bu sahabeye kötü demeyin. Onlar kobaydır. Böyle şeyler başına gelecek ki hüküm çıkacak. Sahabiler bundan dolayı kötü demeyin. Ya Resulallah, yakıştıramadım sana demiş. Hazreti Hüseyin öpmüş. Ya Resulallah, niye yakıştıramadın demiş. Ya bir erkek adam demiş, çocuğun kucağına alır mı? Öper mi? Vallahi benim 9 çocuğum vardır. Bir tane kucağıma almamışımdır, öpmemişimdir. Peygamberimizin cevabı şu. Allah senin kalbinden merhameti, şefkati aldıysa ben ne yapabilirim? Evet. Bizde Anadolu'da erkeklik sayılıyor. Ornada da erkeklik sayılırmış. Erkek adam çocuğu öpmezmiş, kurşanını almazmış. Peygamber de öyle diyor. Çocukları öpün diyor. Neden? Şefkat aşılayacak. Merhamet aşılayacak. Öyle diyor. Bakın olmuş vaka bu. Anam beni hiç öpmedi. Babam beni hiç kucaklamadı. Ben şefkat nedir, merhamet nedir bilmiyorum abi. Tabii bu kulağını keserken ne kadar bağırıyor. Ulan sende vicdan yok mu demiş. Hiç merhamet diyor mu? Yok abi demiş. Yok. Ben de şefkat diye bir şey bilmiyorum. Anladınız mı? İslam'ın her emri böyle güzel. Uygulamada bu var. Evet. Küfür sonra çıkıyor bak. Evet. Kavga, dövüş, sille, tokat. Büyüyünce katil oldu. İşkenceyle katil oldu. Evet. Onun için bu anlamıyor diye ağır sözlerle çocuğa muamele etmeyeceksiniz. İyi gençlik olsun diye 4 yaşına gelince eğer konuşmayı, cümle kurmaya başladı. Bazen 2 yaşında oluyor ya. Evet. Cümle kurmaya başlayınca ilk öğreteceğiniz cümle, kelime demiyorum. İlk öğreteceğiniz cümle La ilahe illallah cümlesi olsun. Öyle diyor Peygamberimiz. Çocuğa La ilahe illallah cümlesini ilk cümle kurdukları anda öğretiniz. Bunu söylediği zaman ziyafet verin. Benim yavrum iman kelimesini söylemeyi başardı. Şükür Allah'ıma diye eşi dostu çağırın. Tabi hocaları da unutmayın yani bu arada. Yani bizi de çağırın. Yemek verin. Şükür yemeği verin. Bunlar mecburi değil. Ama peygamberin sünneti bunlar. Hep bunlar çocuğun şeyinde. Evet ilk yerleşen cümle onun zihnine iman kelimesi olsun. Ondan sonra bu dediklerimize dikkat ederek işte mümeyyiz olunca basit Allah'tan bahsedersiniz. Melekler ahiret şurada dursun. Bir Allah'tan bahsedin. Basit bir iki kelime. Basit basit. Sonra işte camiye götürürsünüz yılda bir defa, haftada bir defa neyse. Her zaman değil. Diyanet genelge çıkarmış. Çocukları camiye götürün. Halbuki peygamberimizin şeysi var. Cennibu. Evet. Anil mesacit.
Sıbyaneküm ve mecanineküm. Delilerinizi, sabi çocuklarınızı mescitlerden uzak tutun. Peygamberin sözüdür bu. Diyanete emir çıkarıyor genelge. Camiye çocukları götürün. Şimdi çocukları götürüyorlar. İmam arkasında dedesi tutmuş ellerinden, 4 yaşında, 5 yaşında iki çocuk. Hoca da dönüp de sen arkaya demiyor. Siz olmayın. Peygamber ne diyor? En iyi bilen imam arkasına. Ondan sonra erken gelenler birinci safı dolduracak yetişkinler. Yetişkinler tamamladıktan sonra çocuklar. Ondan sonra kadınlar. Ama imam arkasında çocuk. İmam da dönüp bir şey demiyor. Kendi bilmiyor ki dinin usulünü. Safların arasında çocuk var. Mümeyyiz olmayan çocuk camiye getirilmez. Çünkü başlar bağırmaya, çağırmaya. Cami olduğunu bilmez ki. Mümeyyiz olan çocuk, cami olduğunu anlayabilen çocuğu getireceksin. O da arkada duracak namaz farz kılarken. Çocuğundan ayrılmak istemiyorsan sen de arka safa geçeceksin. Ya da kenara duracaksın. Maalesef bunu hocalar bilmiyor. Ta imam arkasına durdurmuş. Kenara yallah dedim. Kızıyor yani bir de. Bir de kızıyor. Dinin emri bu ya. Dinin emri bu. Ama öğreten olmayınca maalesef dinin emirleri unutturuluyor. Evet, mümeyyiz olmayan çocuk camiye götürülmez. Peygamberin emridir. Mümeyyiz çocuk da götürüldüğü zaman farz kılarken arkada duracak. Ön safa girmez, safların arasında bulunmaz. Safları tamamlamak peygamberin emridir. O çocuğun bulunduğu yer boştur. Boş olmak sünnete aykırı kerahattir. Ve dinin hükmü böyledir. Evet efendim, 10 yaşa gelince yavaş yavaş alıştırıyorsunuz. Zaten çocuk siz namaz kılacaksınız yanında. Siz namaz kılarken çocuk kucağınıza binsin olabilir. Hiç zararı yok. Hiç zararı yok. Peygamber Hazreti Hüseyin omuzumdayken namaz kılmış. Namaz kılmayı görsün çocuk. Harp diskine namaz kılmayı yerleşsin. Zarar vermez. Akıllanınca söylersiniz namaz kılanın önünden geçilmez diye. Ama öteki çocuk elleme gelsin kucaklamış peygamberimiz. Ayağa kalkmış oturmuş. Öyle namaz kıldırmış. Sünnete uygun yani. Ama şimdi hemen vuruyor. Vurma ya. Çocuğa vurulur mu be? Evet efendim. 10 yaşında daha ciddi duracaksınız. Artık dinin detaylarını öğreteceksiniz. Buluğa erdiği anda müstakil insandır. Mükelleftir, sorumludur. Ama ananın babanın görevi ölünceye kadar devam eder. Evlense de devam eder. Devamlı dini emirleri ikaz edecek, söyleyecek. Namaz kılmayı, camiye götürmeyi bir kere mümeyyizken alıştıracak. Mükellef olunca mecbur edecek. Evet. Mecbur edecek. Namaza kalk diyecek. Kapıyı açıyor. Bakıyor. İnsan gençken çok tatlı gelir uyku. Yaşlanınca öyle deliksiz uyku yok. Azıcık uyuyorsun. Delik uyuyorsun. Bir daha yatın. Bir daha yatın. Öyle bir tatlı uyku yok. Ha bakıyorsun. Oh mışıl mışıl. Kıyamıyorsunuz. Sen kıyamazsan Allah sana kıyacak. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Namazı emret hem de ısrar et. Vastabir aleyha. Devam et. Kalk namaz edeceksin. Mecbur edeceksin. Kızına da oğluna da. Evet namazı kaldıracaksın. Sen namaz kılarken göre göre zaten kendiliğinden kalkar o. Böyle çocuk yetiştireceksiniz. Evet çocuklarınızı şunu da bilesiniz ki evet, gençlik dönemi mükellef olduktan sonra gençlik dönemi arkadaşlar Efendimiz öyle söylüyor. Gençlik diyor delilikten bir şubedir. İnsan gençlik döneminde hop diye falan isyan etmeye öyle yaratılışlıdır. Onun için bunu bileceksiniz. Üstüne gitmeyeceksiniz ana baba olarak dedim ya zordur terbiye diye. Onu isyan ettirmeden sanki kendi yönlenmiş gibi akıllı hareketlerle siz yönlendireceksiniz. Böyle yap dese yapmayacağım der. Öyle yaratılmış. Delilikten bir şubedir diyor. Anlayışlı davranın. Sert davranmayın. Mantığına hitap edin. Kendi yapmış havasına getirin işi. Evet. Mesela kendimden misal veriyorum. Benim çocuklarım elhamdülillah sigara nedir bilmez. Kahve nedir bilmez. Kahvede gitmezler. Şimdi
Biz öyle semtlerde oturduk. Hepsi derviş. Derviş kolay değil yani. Devrilmiş. Değil mi? Yunus Emre diyor, sen derviş olamazsın diyor ya. Devrilmiş diyelim. Onların çocukları da pavyon kapatıyor. Zengin aileler. Efendim, kızları randevu önünden geliyor filan. Hocam, senin çocuk nasıl derviş mi bilmiyor, kahveye gitmiyor. Hangi duayı okudun? Duasını anlattım size işte. Ta baştan başladık. Duası bu. Evet, çocuklar deşarj olmak isterler. Okula gittiği zaman geliş saatini kontrol edeceksin. Evet. Hangi saatte yatıyor, hangi saatte kalkıyor? Baba, ana olarak bunu kontrol edeceksin. Çaktırmadan bir yanlışı varsa, çaktırmadan onu düzelteceksin. Böyle yap değil. Böyle yapsa hayır der. İsyan çağıdır. Delilikten bir şubedir. Ona göre hareket edeceksin. Akıllı hareket edeceksin. Mesela ben çocuklarımı, arabam vardı. Bir de şeyini arkasına şey aldım. Karavan aldım. Tam böyle blue, deli dolu dönemde. Cumartesi, pazar tatil. O zaman şimdi cumartesi tatil değil mi şimdi? Doğru. O zaman 1'e kadardı. Evet, alıyordum. Hadi kırlara, bahçelere götürüyordum. Güzel yerleri öğreniyordum. Akşama kadar güreşiyorduk, top oynuyorduk. Çünkü götürmesem mahalle kahvesine gidecek. Arkadaşlar oraya gidiyor. Liseye gidenler oradalar. Kağıt oynuyorlar, pişpirik oynuyorlar, kumar oynuyorlar, sigara alışıyorlar orada. Ben çocukları oraya götürüyordum. Beni yıkacak duruma gelince güreşmedim artık. O zaman bıraktık güreşi. Top oynuyorduk, koşturuyorduk. Yazın denizde yüzüyorduk. Öyle yerler buluyordum. Elhamdülillah. Akıllandıktan sonra bırakın gidin şuraya diyorum. Akıllandılar, gitmezler. Böyle yetiştireceksiniz. İyi arkadaş seçeceksiniz. İyi komşu olacaksınız, bulacaksınız. Siz ne kadar dikkat etseniz, komşunuz sakatsa söyledikleriniz bahçede kalır. İyi komşu, iyi arkadaş. Buna dikkat edeceksiniz. Bu çok önemli. Kişi refikinden azar. Senin kiminle konuştuğunu söyle diyor Peygamberimiz. Ne adam olduğunu söyleyeyim. Evet, arkadaş bu kadar önemlidir. Onun için siz de şimdi iyi arkadaşlarla düşüp kalkınız. Onlarla, yani öpürlerle hiç irtibat kurmayın demiyorum. Ama senli benli arkadaş, iyi arkadaşlar. Namazlı, abdestli. Şimdi biliyorsunuz biz ahirete inanırız. Ahiretteki safhalarda inanıyoruz. Mahşer, mahkeme kübra kurulmadan evvel mahşer. Güneş bazen yaklaşacak. İnsanlar terleyecek. Kulak yumuşağına kadar terleyecekler. Yanacaklar. Bazen zifiri karanlık. Bazen çok aşırı aydınlık. Bazen çok soğuk. Bunalacaklar. Neyse bu cehennem, oraya gidelim diyecekler. Hadislere göre. Sanki cehennem ondan kolaymış gibi. Böyle sıkıntılı zamanlarda 7 kişi diyor arşın gölgesinde gölgelenirler. Onlar hiç sıkıntıya uğramazlar. Şabbun neşe'e fi ibadetillah. O fiziki dürtüleri var. Fiziki dürtüleri var. Kız diyor oğlan tavlasam, oğlan kız tavlasam içinden kanı kaynıyor. Allah öyle yaratmış. Bunları duymazsa anormal demektir. Bunları frenlemesini bileceksin. Onu söylüyoruz. Ha, böyle bir dönemde ibadetinden geri kalmamış. Namazını kılmış. Kötü şey, harama uşkur çözmemiş. Yanlış şeyler yapmamış. Gençliği ibadette geçmiş. Tertemiz. Bir kız davet etmiş. Ben Allah'tan korkarım demiş. Gitmemiş. Evet. Oğlan kızı, kız oğlanın tavrını gitmemiş. Böyle olanlar arşın, evet, yuzurluğumda bu iş 7 kişi o Allah'ın karşısında gölgelenir, birisi de bulur. Böyle pırıl pırıl bir genç. Kim bu orada gölgelenenler? Sıddıklar. Peygamberler, sıddıklar. Evet, peygamberler, sıddıklar, Ebu Bekirler. Onlarla komşu olur, hiç sıkıntı görmez. Bu isteklerine, fiziki dürtülerine dur demesini bilmeli. Bunun için, evet, bunun için boş vaktiniz olmasın çocuklar. Evet. Kendimden bahsediyorum ama anlayasınız diye. Ben imamdım. Hem hukukta hem yüksek İslam Üniversitesi'nde okudum.
3 değil mi? Bir de Fransız konsolosluğuna gittim. Bu Paris şey söyle İstanbul'un Beyoğlu Taksim'de Consulat General de France. Oraya her akşam Fransız kursuna gittim. Uyku saatim belli. Cami saatim belli. Okul saatim belli. Yemek saatim belli. Ben 10 dakikada yemeği bitiririm. Şimdi ona alışmışım. Midem işe yaramıyor. Doktor diyor ki yarım saatten aşağı yemekten kalkma. Ağır ye. Alışmışım günü hop 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 yiyorum. Mide de isyan ediyor. Evet 10 dakika benim yemek zamanım. Şu kadar şu. Boş zamanınız olmasın. Çünkü melek değiliz biz. Fiziki dürtülerimiz var. Bu dürtüler karşı bir dur diyebiliriz, iki dur diyebiliriz. Zor durumda kalmamak için, o durumda düşmemek için boş zaman bırakmayacaksınız. Dil öğrenin, Arapça öğrenin, fıkıh dersine gidin. Biz mesela Ömer Nasuh Bilmen rahmetli hocadan özel ders aldık. Ahmet Davutoğlu hocadan özel fıkıh dersleri aldık. Okul haricinde. Bir de bunların dışında pazar günleri, cumartesi günleri hiç boş vaktimiz yoktu. Mahsus yaptım ben bunu. Çünkü ben melek değilim. Hem sonra böyle dindar kızlara, oğlanlara şeytan çok dürter. Fırsat kollar. Boş zaman bırakmayın kendinize. Kendinizi meşgul edin. Kötü şeyler düşünmemek için buna mecbursunuz. Aksi halde yani insan bir yasak der, iki yasak, üçüncü de tamam der. Buna da fırsat vermeyin. Mutlaka planlı, programlı çalışın. Evet, namazınızı geçirmeyin arkadaşlar. Namaz dinin direği biliyorsunuz. Ve de namazı camide, cemaatte kılın. Evet, neden biliyor musunuz? Bir kere namaza gidip gelirseniz, attığınız her namaz sevap alıyorsunuz, bir günahınız siliniyor. Bir, namaza gidip gelen imanla göçer, garanti var. Üç, ondan sonra namaza gidip gelene kafir diyemezsiniz. Müslümanlık alametidir. Dört, namaza gittiğiniz zaman uydum şimama dediniz mi, tüm sorumluluk hocanındır. Tüm sorumluluk hocanındır. Evet, 500 kişi namaz kıldırdıysa 500 kişinin hesabını hoca verir. El-İmam-ı Damin, hadis bu. Bütün cemaatin kefili imamdır. Tabii iyi güzel kıldırdıysa da 500 kat sevap alır. Ama yanlış kıldırdıysa 500 kişinin hesabını Allah ondan soracak. Sizin namazınız garanti. Garanti bir namaz, kendinden evvelki namaz arasında günahların silinmesine sebep olur. Yani akıllı adam evde namaz kılmaz. Bir 27 kat sevap alacak fazla, o ayrı. Garantili kabul. O şey senedi var. Garanti senedi var. İmam bütün özüm imamdır. Böyle hem şey yaparsanız, spor yaparsanız gidip gelirken camiye, cemaatle namaz kılmaya devam edin. Mutlaka namazınızı kılın. Namazı şey etmeyin. Evet, soru varsa ver. Ver ama zor sorma. Tamam mı? Evet. Evet, şimdi küfür sözler söylerse bir insan dinden çıkar. Evet. Mesela Allah'a küfreden de iman kalmaz. Müslümanlık kalmaz. Peygamber'e söven de iman kalmaz, Müslümanlık kalmaz. Kur'an'a söven de, ezana söven de, şu sakala söven de, bu sakal peygamberin sünnetine uymak için bırakılmıştır. Bu sakal dindendir. Peygamber hiç hayatında sakalını gazıtmamıştır. Hiç gazıtmamıştır. Bazı hocalar bunun farz olduğunu söylerler. Öyle önemlidir. Buna söven dinden çıkar. Camiye söven dinden çıkar. Ezana söven, hakaret eden dinden çıkar. Ben bunu yarın Hacı Bayram'a gideceğim. Orada konuşacağım. Orada da söyledim. Etrafında turistik bir yer olduğu için çok turist geliyor. Çok dükkan var. Adamın adı camiye geç kaldım. Trafikten dolayı gidiyorum. Ezan okurken sigara içiyor. Kürsüden bağırdım.
Vallahi kanun olmasa senin ananı avradına söverim, bir, iki, döverim seni dedim. Hem Müslümansın hem de ezan okuyun sigara içiyorsun. Gavur olsan bir şey demem, canın bilmem neyden çıksın. Ama Müslümanım diyorsun, sigara içmek haramdır, zehirdir. Ben Amerika'da bunun bizim bilimsel şeysinde bulundum, sempozyumunda. 4000 ilim adamı sigaranın müthiş bir zehir olduğunu laboratuvar bulgularıyla ortaya koydular. İttifakla sigaranın zehir olduğunu söylediler. Sigara haram dedim. Hiçbir fıkıh kitabında sigaranın zehirin içileceğine dair fetva yoktur. Bakın, lütfen bakın. Hani eski kitaplarda mekruh yazıyor. O zaman sigaranın mahiyeti bilinmiyordu. Haram olmayan bir şey kesin delil olmadan haram demek gavurluktur. Öyle bir delil yeni çıktı. 96 yılında oldu bu. 4000 ilim adamı laboratuvar bulgusu ittifakla sigaranın zehir olduğunu söylediler. Sigarayı içen harammışlar. Şimdi ezan okurken haram işlemek ezana hakarettir. Bütün küfür sözlere, davranışa bakınız. Ezana hakaret eden kafir olur arkadaş. Adam bunu bilmiyor. Hukukta ağızdan çıkana, harekete, dış görünüşe göre karar verilir. Niyetleri Allah bilir. Eğer İslam şeriatı uygulansa, ezan okurken sigara içen, şarap içen adamın kadı gereğini verir, hükmeder, gereğini hükmeder. Ezana hakarettir. Bunları söyledim yani rahat. Din kanun müsaade etse ben bu adamı döverim. Neden? Adı Ali. Müslüman. Ama bunu yapıyor. Kardeşim benim. Ben kardeşimin ateşte yanmasını istemem. Adı Jacqueline veya Jack olsa bir şey demem. Canı bilmem ne çıksın. Bunlar öğretilmiyor arkadaşlar. Siz bunları öğreneceksiniz. Yaşayacaksınız. Öğreteceksiniz. Bunun sorumlusunuz. Neden? Böyle olursa Ensarullah'sınız. Allah'ın yardımcıları şerefine mazhar olmuş insanlarsınız. Eğer bunu yapmazsanız, şimdi yine sülalemden misal vereceğim. Bizim sülalemiz denizi yatağan Osmanlılardan 100 sene evvel medrese kurmuş. Osmanlılar 1299'da devlet olmuşlar. Bizim orada 100 sene evvel medrese kurmuşlar. Biz o sülalenin sonlar hep babamlar, dedemler hiç maaş almadan şimdi arkadaş benim amcam, dayım dedemden ders okurken çok zekiymiş dayım. Hiç kitap almadan ne kadar soru varsa cevaplıyormuş. Çok zekiymiş, hafızası kuvvetliymiş. Soru sorduğu zaman o cevap verirmiş. Aferin Mustafa, onun adı da Mustafa. Aferin Mustafa dermiş dedem. Öteki talebeler parmak kaldırırmış. Sabaha kadar kar oynatırmış. Şarap içermiş dayım. Ama gündüz oldu mu da dedim günde molla. Sabaha kadar yanlış iş yapıyor. Bunu söyleyecekler. Bu böyle yapıyor diye. Biliyor dedem onun ne yaptığını ama zekasına talip onun. Sırt atır dermiş. Böyle böyle bana kendi anlattı. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Ben tabii İmam Hatip'e gittim falan. Onun için beni çok severdi. Şimdi çok zeki olduğu için ve de buna alışkın olduğu için icazet aldıktan sonra muhtar etmişler onu köye. Muhtar seçilmiş. O zamanın muhtarları da Allah demek bile suçtu biliyorsunuz. 1950'ye kadar. Genelge var böyle çocuklar. Genelge var. Allah, Muhammed, İslam, ahiret kelimeleri yasak diye genelge var. Bunu ben size gösterebilirim. Resmi genelge var. Neyse. O da hemen muhtar olunca hep kaymakamı, doktoru, bilmesi hep şey, akşamcı. Onlarla diyor, her akşam içiyordum. Oğlum, yiyelim. Ekmek bulamadım. Domates bulamadım. Allah beni o hale düşürdü. Komşunun bahçesinden domates çaldığımda yedim ben. Şimdi size bir şey vermek istiyorum. Baktım ki bu yolun çıkışı yok. Bıraktım bunları. Gitmiş Burdur'a. O zaman denizi daha vilayet falan değil. Burdur vilayet. Müftü ben demiş, benim işte icazetim. Beni demiş, imtihan et. Ben demiş, vaiz olacağım.
Hemen demiş tayin ediyor. Yok yok demiş. İmtihan aç. İmtihan açmış. Birincilikle kazanmış. Demiş Burdur merkez vaizi yapıyor. Yok yok demiş. Türkiye'de ilk komünistin çıktığı yer bizim Burdur'a bağlı Yeşilova vardır. Yani yılanların öcü Hırazen düğün yazan herif. Oradan çıkma. Namaz kılan yok. Cami diye bir şey yok. Bir de tefenni vardır. Orada da koca kazada bir tek ufacık mescit var. O da cenaze kaldırmıyor. Hiç namazı gelen yok. Hep kumarbaz. Kar oynatıyorlar. İşkici filan. Beni demiş oraya ver. Yok hocam falan. Yok demiş. Beni oraya ver. Şimdi yaptıklarını şey diyecek, affettirecek. Gitmiş oraya. Gelin demiş meyhanedekilere. Ben sizdenim. Dillerinden biliyor. Meyhaneden kalkmıyor. Evet. 2 senede 7 cami yaptırmış. Meyhaneler kapatılmış. Kahveler kapatılmış. Müftüye gitmiş. Herkes camiye gidiyor. Onların dilinden biliyor. Çok alim, çok hazır cevap, güzel konuşan bir kimseydi. Hoca Efendi demiş, buranın işi bitti. Yeşilova'ya vermiş. Ben Yeşilova'dayken gittim, kendi ziyaret ettim. İmam Hatip'te talebeyken. Oradakine bir tane doktor, solcu, komünist demiyorum. Namaz falan yok ama oranın insanlarını da hep şeye alıştırmış. Camaza alıştırmış, camiye alıştırmış. Doktor da gitmeyecek ama küçük yer olduğu için herkes biliyor, gitmezse öldürecekler de yok, dövecekler de yok, korkuyor. Korkusundan cuma namazına gidiyormuş. Cuma namazı gitmiş, dayım cennete sokmuş milleti. Orada yedirmiş, içirmiş, şarapları içirmiş. Huriler pır 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 dönüyor falan. Meyveleri yedirmiş falan. Ah demiş, tamam şu hocayı rezil edeyim. Milletin gözünden düşüreyim. Doktor inanmıyor, mecburen cumaya gidiyor. Bu halk da dayımın elini öpmeden cumadan ayrılmıyor. Cami çıkmışlar, millet dolu, el öpecekler. Hoca efendi demiş, milleti hepsini cennete soktun demiş. Cennete demiş, şarapları içirdin, meyveleri yedirdin, o bıldırcınları yedirdin. Demiş, buradan girdi mi demiş, alttan çıkar. Cennette de pislik yok dedin. Ne oldu, nasıl oluyor bu iş demiş. Orada mahcup edecek güya. Çok hazır cevaptı. Sen galiba doktordun değil mi demiş. Evet demiş, doktorum. Ana rahminde çocuk ne kadar kalır demiş. 9 ay 10 gün kalır demiş. Çocuk orada yer içer mi demiş. Yemese içmese büyür mü demiş. Peki demiş, ana rahminde çocuk yiyip içince nereye, affedersin, sıçıyor demiş. Nereye işiyor demiş. Hakikaten çocuk ana rahminde anasının gıdasından yiyor içiyor. Çocuğun kakasının ettiği yer var mı ana rahminde? Yok. Tamam demiş, pes. Benden sonra bir şey demeyeceğim. Onu rezil etmiş. Öyle hazır cevap bir adamdı. Herkesi yola getirdi. Nur gibiydi, sonra ödedi. Yani demek istiyorum ki, bak icazetli hoca. Ama hocalık mesleğine ihanet ettiği için, şarapçı kimselerle düştüğü kalktığı için elin bahçesinden oğlum domates çaldım dedi. Allah beni o hale düşürdü. Siz de bak Allah'ın yardımcıları dedim ya, ben de bunu takip ediyorum. İslam Enstitüsü'nü beraber okuduğumuz arkadaşlar var. Beğenmediler İslam Enstitüsü'nü, hocalığı. Başka şeylere girdiler. Takip ediyorum şimdi. Evet arkadaşlar, bir tanesi gömülecek yer bulamadı. Öğretmen oldu, namaz yok, abdest yok, hep aleyhe. Hangi köye gömmek isteseler, göre yaptığı köye, köyler kabul etmedi. Gömülecek yer bulamadı. Allah onu o derece rezil etti. Birçokları da rezil rüşvay oldu. Allah size böyle bir şerefli yer nasip etmiş. İyi öğrenin. Vatandaşa örnek olun, güzel örnek olun, öğretin. Aziz olursunuz, aziz olursunuz. Aksi halde ve men a'rada an zikri fe innelehu ma'işeten danke. Kur'an'da ayet. Kim benim yolumdan iraz ederse, kenara saparsa, bu yolun adamı olduğu halde ona sıkıcı bir dünya ve ahiret hayatı vardır. Ayet budur. Dayımdan misal verdim, yaşanmış. Arkadaşlarım çok var.
ölecek köy bulamadı arkadaşımız. Her köyü reddetti. Evet, bir daha misal vereyim. Ben İran'a üç defa gittim. Şah zamanında gittim. Erzurum İslam Enstitüsü müdürüydüm. Muharrem ayında gittim. Bu Şiiler ne yapıyor öğrendik, katıldım aralarına. O zaman Şah'a meydanda böyle falan gezdim İran'ı. Sonra o öldükten sonra bir daha gittim. Evet, evini ziyaret edin, müzedir, ziyaret edebilirsiniz. Her şey altın, gümüş evinde. O kadar lüks köşkünde, Şah'ın köşkünde bizzat gittim. Tahran'dan 40 kilometre çıkıyorsunuz Şah'ın zamanında. Su yok, elektrik yok, yol yok. Millet, hayvanlar bağlamazsınız kaldığı evlere. Halk böyle rezil. Evet, böyle bir adamdı lüks içinde. Kendisi her türlü şey, hiçbir devlet kabul etmedi. Cenazesini kabul etmediler. Mısır'da bir çölde gitti, öldü gitti. Yani şeyinize, yolumuza ihanet ederseniz sonunuz böyle olur. Onu söylemek istiyorum. Allah size güzel bir meslek nasip etmiş, güzel bir fakülte. İyi öğrenin, boş zaman bırakmayın, planlı programla çalışın. Ondan sonra da bu şerefli mesleği yüceltin, yaşayışınızla, bilginizle insanlara güzel yola çekin. Ebediyen mutlu olursunuz. Evet, Hayber Harbi'ni biliyorsunuz. Bütün pislik Yahudilerden çıkıyor. Peygamberimiz bunu önlemiş, anlamış. Hayber'e sefer düzenlemiş. Yahudiler zengin, çok. İncikleri, işikleri çok. Hayber Kalesi'ne gittim. Okuduklarım, gördüm. Evet, Hayber hala duruyor. Özel izin alacaksınız. Gitmiş, peygamberimiz sarmış. Orası suluk bir yer. Medine'ye göre daha suluk bir yer. Çok mümmit yer. Evet, muhasara etmiş peygamberimiz. Onlar kaleye çekilmişler. Kapılar, demir kapı duruyor hala. O zaman top mermisi yok. Kılıç var sadece. Ok var. O bataklıkta bütün İslam askeri sıtma olmuş, hastalanmış. Yiyecek yok. Yiyecek yok. Yiyecekler tükenmiş. Eşekleri kesmişler İslam askeri. Peygamberimiz et kokusu duyunca demiş, bu ne? Demişler, ya Resulallah, bir haftadır lokma girmedi. Bindiğimiz eşekleri kestik, etlerini kızartıp yiyoruz. Dökün demiş. Böylece orada biz eşek eti yemek haram olduğunu öğrendik. Dökün, döktürmüş. Ondan sonra tabii açlık yine. Demiş, yakında demiş Hayber fethi olacak. Şimdi herkes hasta, aç. Katıla kale kapıları, demir kapı. Görünen mümkün değil. Ama peygamber yalan söylemez. Nasıl olacak bu? Düşünürken demiş, Ali nerede? Evet, size bir misal vereceğim. Ali demişler, efendim hasta, getirin Ali'yi. Hazreti Ali'yi iki kişi koluna girmiş, 40 derece ateşle gözleri bitik, böyle yanıyor, titriyor. Getirmişler karşısına. Demişler, Ali, şu kılıcı demiş sana veriyorum, senin sayende demiş Hayber fethi olacak. Vallahi ya Resulallah, ayakta arkadaşlarım sayesinde duruyorum. Gözüm tırnaklarımı görmüyor. Puf demiş peygamberimiz. Bir anda Hazreti Ali böyle kendini titremiş. Aslan olmuş. Zaten Hazreti Ali'nin adı Haydar'dır. Aslandır. Anası Haydar dermiş. Evet. Kim şimdi ver? Evet. Hepsinin kafasını uçuracağım. Ali demiş, biz kelle uçurmaya gelmedik. İnsanlara insanlığını öğretmek üzere, yaradanını bilmek üzere, insanca yaşamayı öğretmek üzere geldik. Önce onları İslam'a davet et. İslam'ı kabul ederlerse kardeş olacağız. Kabul etmezlerse haraç cizye alacaksın. Kabul etmezlerse işte o zaman demiş kellesini uçur. Evet. Senin sayende bir kişi
Hidayete ererse Ali, cennet garanti. Dünya nimetlerin hepsinden kıymetli. Söz peygamberin. Siz de bilginizle, güzel davranışlarınızla bir vatandaşın, bir insanın Müslüman olmasına, mümin olmasına, güzel yaşamasına sebep olursanız dünya nimetlerinden hepsinden kıymetlidir. Buhari Müslim hadisidir. Cennet garantidir. Böyle müjde var. Bunu da size söylüyorum. Evet söyle kızım. Ama benim kulağım duymuyor. Kağıda yaz be. Kağıda yaz göndersen. Ver onu şimdi. Fazla bağırsan olmaz. Değil mi? Onun için sen o kağıdı ver. Şimdi böyle bir küfür ederseniz küfür edince her şey gider. Kötülükler kalır. İyilikler sıfır olur, yok olur. Ondan sonra tövbe ederseniz ki küfür eden adam, irtidat eden adamı İmam-ı Azam'a göre konuşuyorum ben. Hapsederiz. Kadınları devamlı hapsederiz tevbe edinceye kadar. Erkekleri bir hafta hapsederiz. Ekmek, su veririz ölmeyecek kadar. Tevbe et, tevbe et diye. Tevbe ederse gene şeyden kurtulur, ölümden. Tevbe etmezse küfreden adam öldürülür. İslam ceza hukukunda böyledir. İrtidat eden, öyle diyor zaten. Men beddele dinehu faktuluhu. Bu hadise binaen önce tevbeye davet edilir, olmazsa öldürülür. Öldürülür. Arkadaş onu soruyor. Şimdi senin sorunu cevap vereceğim. Evet. Şimdi yurt dışındaki durumu söylüyor. Ben de Fransa'ya 80-90 arası her sene bir senede 2-3 defa giderdim. Oradaki camilerin çoğunu ben açtım. O zaman gençtim. Hocam beni oraya gönderirdi. Fransa'da bildiğim için. Ondan sonra da Amerika'ya gittim. Amerika'daki durumu da biliyorum. Fransa'da durumu da biliyorum. Almanya'da durumu da biliyorum. Bir keresinde Peugeot firmasının yakınında bir şehirde cuma namazına gittik. Şeyden cuma namazından bir saat evvel baktım cami kapalı ama caminin önündeki yol, sağındaki son yollar dolmuş. Cemaat gelmiş ama cami kapalı. Dedim hayrola, hocamız yok dediler. Ne zaman gelir? Tam ezan saatinde gelir hoca. Niye? Hocamız araba alıp satarmış. Para kazanıyor yani. Diyanetin hocası bu. Oraya görevli hocası. Cemaat bir saat evvel gelmiş, sokaklar dolu. Evet, bu hocanın ahirette yeri yurdu yoktur. Aynen. Lime tekulûne mâ lâ tef'alûn. Aynen böyledir. Çok hesap verecek, hepsinin hesabını verecek. Maalesef Türkiye'de de böyle. Siz öyle hoca olmayın. Öğrenin, öğrendiğinizi yaşayın. O şevkle, aşkla İki cemaati üç yapın. Üçü dört yapmaya içiniz yansın. Gayret edin. En güzel şekilde ilgi kurun. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Hikmetle davet edin diyor ya. Adama iyi ilişki kurarak, tepeden bakarak, kalbini kırarak değil. Bir, iki, iki, üç, üçü dört yapmaya çalışın. İçiniz yansın. Hoca böyle olacak. Ama maalesef bak, hem devletten yüksek maaş alıyor hem de son anda geliyor hiç araba ticareti yapıyor dedi, hocamız dediler. Para kazanmaya gitmiş. Buna Cenab-ı Hak soru soracak bu adama ve kendini cehenneme atacak arkadaş. Kendini cehenneme atacak. Bu adamın sorumlusu. Oraya sen aynı Amerika'da da böyle. Benim orada yeğenim orada üniversitede hoca. Türkiye'de başörtüsünden dolayı doktora yaptırmadılar. Oraya kocası orada üniversite tıp profesörü. Orada kaldırdılar. Çocuklar orada doğdu. Şimdi orada da çocuklar Amerika eğitimi aldılar. İlkokul, ortaokul, lise öyle. Amerika oldu diyor. Kızım diyor, oğlum diyor. Beni dinlemiyor. Ne yapayım? Diyanet görevlisine gitmişler. Böyle 5-6 aile.
Demişler ki para verelim. Cumartesi pazarları demişler bizim çocuklara din dersi ver. Ben demiş namaz kılmakla görevliyim. Maalesef Anadolu'da bir söz var biliyor musunuz? Dünya hacı ile hocadan bozulacak diye. Aynen doğru. Maalesef Türkiye'de de öyle. Namaz memuru gibi geliyor gidiyor. Hiç ilgisi yok. Vatandaşla ilgilenmiyor. Kendimi yetiştirin diye bir gayreti yok. Siz kendinizi iyi yetiştirirseniz, bildiklerinizi yaşarsanız, içinizde bir dini heyecan duyarsanız o cemaati sarar. Hiç unutmayın. Siz oldur yine dursanız ve size gelirler. Ama böyle işte o bizim hocalar gibi para kazanma sevdasındaysanız, içinizde bir ateş yoksa vebal alırsınız, işiniz kötü olur. İyi öğrenin, bildiğinizi yaşayın, göreceksiniz, göreceksiniz cemaatiniz çoğalacak. Cemaatiniz çoğalacak, haberiniz olsun. Evet, sizin bu iyi yetişmeniz, bildiğinizi yaşamanız, dini emirle yerine getirmeniz işi çözer. İşi çözer. Ha ne yapalım diyor da cemaat arkanızdan gelir. Bizim insanımız mayası sağlamdır. Mayası sağlamdır. Mesela ben hiç taviz vermem. Arkadaşlar bundan beni çok gerici biliyorlar. Ve de çatıyorlar, kızıyorlar. Mebsut'u 30 ciltlik Mebsut'u onun için tercüme ettim. Verilen fetvalar uymuyor, dine uymuyor. Ben de onu tercüme ettim. En çok generaller okuyor, hakimler okuyor, kültürlü insanlar okuyor. Dinimizin ne olduğunu oradan öğreniyorlar. Bizim insanımız hiç itiraz eden paşa görmedim. Hiç itiraz eden profesör görmedim. Din dışı profesör görmedim. Hiç itiraz eden vatandaş görmedim. Mayası sağlam. Mesela telefon ediyor bana. Hocam ben her akşam içerim. Hocam ben hiç camiye gitmem. Hocam ben hiç namaz kılmam. Ama seni canımdan çok seviyorum. Çünkü sen benim ruhumu okuyorsun. Ehl-i sünnete göre konuşuyorum. Hanefi mezhebine göre anlatıyorum diyorum. Hiç taviz vermiyorum. Şu mubahtır, şu caizdir falan demiyorum. Neyse dinde onu aktarıyorum. Bir tane değil, kaç tane sarhoştan, keza paşalardan. Hocam biz herkesi dinliyoruz. Sizin hocalarınızdan öldü şimdi. Namazı üçe indiren adam vardı biliyorum. Onun doktora yaptığı yere de gittim Amerika'da. Orada kafasını bozdular onu. Hafız çok güzel adamdı, zeki adamdı. Kafasını orada bozdular. Çünkü orada ilahiyatçıların hepsi idealist Yahudi. Özellikle İslam düşmanı yetiştirmek üzere görevliler. Hepsi de bu benim yeğenimi de çok uğraştılar. Süper kız. Vermedi doktorasını. Bana telefon açtı. Ben de dedim ki bunun hiç şakat tarafı yok mu? Var dedi. Niye var dedim. Karısını aldatıyor dedi. Yahudi. Evlilik Yahudi karısını aldatırsa ölüm var. Cezası halen öyledir. Onu belgelerim dedi. Belgelemiş, çekmiş fotoğrafını. Ondan sonra fotoğrafı gösterince hemen imzaladı doktorayı. İdealist Yahudi hepsi de kaç çocuk intihar etti. Fransa'da da intihar etti bir hadis doktoru yapan arkadaşımız. 10 senede vermedi. Kafası bozulmadı diye. Çocuk da inkar edemedi, kabul edemedi. İntihar etti. Aynı Amerika'da da var böyle. Özellikle İslam düşmanı ilahiyatçı hep Yahudi profesörler. Avrupa'da da öyle, orada da öyle. Siz onun için kendinizi yetiştirin. Master yapın, doktora yapın. Doktora yapın, gayret edin. Programlı, planlı çalışırsanız başaramayacağınız hedef, ulaşamayacağınız hedef yoktur. Mutlaka Allah yardım eder. Ve de bildiğinizi yaşayın. İhanet etmeyin yolunuza. Allah yardımcınız olur, haberiniz olsun. Allah yardımcınız olsun. Bu işi burada düğümleniyor. Evet, siz bildiğinizi iyi bilin ve uygulayın. Onu söylemek istiyorum ben. Onu soruyor arkadaşımız da. Evet, yurt dışındaki durum. Şunu da söyleyeyim bakın. Tılsımlı, besmeleli, doğmayan bir çocuğun terbiyesi nasıl olmalı? Tabii annesi babasına hakaret eden, saygısız, namaz bilmeyen bir çocuk nasıl yola getirilebilir? Allah razı olsun filan diyorsunuz. Evet, şimdi böyle bir çocuk tabii terbiyede zorluk var ama hiç olmayacak anlamına değil.
dediğim gibi iyi arkadaş seçeceksiniz, ona söylemeyeceksiniz. İyi arkadaş onların olduğu yerlere el tutacaksınız. Öyle dostlar edineceksiniz. Konuştuğunuz kimseler sizin çocuğunuzun iyi çocuk olacak. Bir. İkincisi konu üzerinde dikkatli olacaksınız. Böyle yap, bunu doğurun falan değil. Sanki çocuk kendi yapıyormuş gibi yönlendireceksiniz. Mizansen hazırlayacaksınız. Çocuğu kendi yapıyormuş gibi. Yoksa delilik dönemidir, isyan eder gençler. Böyle yap desem hayır der. Böyle şeyleri kafanız çalıştırarak, bazen mükafat vererek. Mesela ben çocuklarıma inna atayna öğretene 25 kuruş veriyordum. 1971'de kulya yuvel kafirine 1 lira veriyordum. Parayı seviyorlardı. Mesela neyi seviyorsa öyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi kendiniz de çocuklarımı hiç bırakmıyordum. Götürüyordum gezmeye, beraber gidiyorduk, beraber top oynuyorduk, beraber güreşiyorduk. Yani onların pis çocuklarla kötü alışkanlık edinmemeleri için yanımdan ayrılmadım. Ya tabii bunlar, ben böyle yapıyorum demedim hiçbir zaman. Gelin sizi şuraya götüreceğim falan diye güzel yerlere götürüyordum. Ama maksadım buydu. Kötü arkadaşlarla hemhal olmasınlar diye böyle ince ince düşünüşlerle pekala yapabilirsiniz. Böyle çocukları da hiç yola gelmez değil. İyi kimselerle arkadaş ederek devamlı yavaş yavaş milim milim, birdenbire olmaz. Milim milim onun mesafe kat ederek iyi kitaplar okutarak, yani okuyacağı yere şunu oku demeyin. Okuyacağı yere kitaplar koyarsınız. Hiç söylemeden o bir ne alacak okuyacak. O kitap iyi olduğu zaman etkilenir. İnsan okuduğundan etkilenir. Böyle çaktırmadan hareketlerle zamanla düzeltebilirsiniz. Pekala iyi çocuklar olabilir. Evet, teşekkür ediyorum. Hayırlı istikballer diliyorum. Evet. Pekala. Hocam Allah razı olsun, inşallah Rabbimizi sizi örnek alarak İslam ümmetine faydalı bireyler yetişmeyi ve yetiştirmeyi nasip eder. Şimdi arkadaşlar çekilişe geçeceğiz inşallah. Arkadaşımız teşkil ederse bahsedelim. Evet.